Vegan İstanbul Sabiha Gökçen'den herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi... Lütfen dikkat. Vegasus Hava Yolları PC1279 sefer sayılı. Tırda navigasyon Stockholm, burada bu konuşturtmuyor yani. Uçağın 2. Sabah 5.30'da İzmir'den buraya uçtum, İstanbul Sabiha Gökçen'den. Şimdi Köln'e gideceğim, Almanya'ya. Burada ne dolaplar çeviriyorum, ne işler dönüyor onları anlatacağım size şimdi. Sonra bazı arkadaşlar yazıyorlar, parayı buldum video yapmıyorsun falan filan diye. Keşke öyle olsa, parayı bulsam da video yapmasam. Ama öyle bir durum yok, gördüğünüz gibi çalışıyoruz yani. İşimizde gücümüzdeyiz. Gidiyoruz, geliyoruz arkadaşlar. D-Trans'taki işimden ayrıldım. En son çalıştığım firma D-Trans Vansumeren ortaklığındaki işten ayrıldım arkadaşlar. O bir Hollanda firmasıydı. Şimdi bir Almanya firmasına geçeceğim. Hem ne oluyor, ne bitiyor, neler dönüyor onları anlatayım size. Hem de böyle bir yolculuk vlog şeklinde olsun diye böyle buradan başladık videoya. Uçağa bineceğim saat 8.50'de. Köln'e gideceğiz. Köln'de indikten sonra şirkete gideceğim. Şirkette işte eşyaları yerleştireceğim falan filan. Arabada orada eşyalarım. Bir Hakan abi var, Kenyalı Hakan. Onun arabasını da bıraktım orada, getirmedim yanımda. Çünkü çok fazla bagaj olduğu zaman uçak bileti fiyatları çok fazla yükseliyor. Onları da boşuna getirip götürmeye gerek yok. Zaten orada devam edeceğim ben, çalışacağım yani. Kesin bir dönüş olmadığı için eşyalarımı almadım. Biraz işler değişecek yani. Nasıl olacak? Niye böyle oldu? Neden böyle bir karar verdim? Onları da anlatacağım size. Artık Almanya'ya inince konuşuruz belki, bilmiyorum, bakalım. 45-50 dakika daha var uçağın kapısının açılmasına. Sonra yukarıya çıkacağım. Uçağa bineceğiz. Yani benim parayı bulmamla video yapmam arasındaki bağlantı ne? Onu da anlamadım ben gerçi ama. Büyük parayı bir gün bulacağım, buna inanıyorum, ama öyle olsa bile devam ederim yani. 45 yaşıma kadar kendime limit koydum. 45 yaşıma kadar büyük parayı buldum. Bulamazsam döneceğim Amasya'ya. Alacağım 8-10 tane coin, dağlarda gideceğim. O coinları güderken de Azer Bülbül'ün Başaramadım şarkısını söyleyeceğim. Dağlarda coinları güderken. Bağıra bağıra. Sabiha Gökçen kalabalıklaşmaya başladı. Zaten kalabalıklı da arkadaşlar, yani İzmir'in gözünü seveyim ya. İzmir gerçekten İstanbul'un yanında yani. 8-9 sene yaşadım ben, burada okudum üniversiteyi. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi İzmir'e gitmek yani. Gerçi İzmir'de kalabalıklaştı artık, eskisi gibi değil, ama yine de burası kadar değil yani. İstanbul uzaktan güzel abi. İstanbul'un uzakta bir yerde olduğunu bilip uzaktan sevmek güzel, ama içine girdiğin zaman sıkıntı yani. İstanbul'da saat 8.36, hava aydınlandı. Şuradaki uçağa bineceğim arkadaşlar. 3.5 saat sürecek. İstanbul Köln. Ne olur çıkış kapısından uçağa gelmeleri önemli, rica alınır. Attention please. Last call. Passengers booked on. Soracağız. Şimdilik hepinize iyi uçuşlar diliyoruz.
Evet, Almanya Köln'de soğuk bir havadan yine selamlar. Almanya'ya geldim. Köln'e indim arkadaşlar şimdi. Uçaktan inerken gösterdim size, biraz beklettiler bizi. Bir tane kadını arıyorlardı. Galiba bir sorun vardı onunla alakalı, bilmiyorum. Polis geldi, kadını aldı direkt. Parmak izi falan bir şeyler duydum ama kabin ekibinden. Parmak iziyle alakalı bir sorun mu varmış, neymiş? Ya da aranması mı vardı, nedir bilmiyorum tam olarak. Ama biraz bekledik yani 10-15 dakika falan. Şimdi şirkete haber verdim. Şirketten bir arkadaş gelecek, beni alacak. Yeni başlayacağım şirketten. Oraya gideceğim. Eşyalarım vardı, onlara boşaltacağım. Buraya bir tane uçak koymuşlar. Bilmiyorum eğitim amaçlı mı? Nedir? Burası şu arka tarafın Köln Havaalanı. Şu Total'de buluşacağız. Oraya gidiyorum. Şimdi Almanya'da bir şirkete başlayacağım. Siz sormadan söyleyeyim arkadaşlar. Bu Almanya'daki yeni göç yasasıyla alakalı bir şey değil bu. Ondan dolayı çıkmadı ortaya yani. Şimdi YouTube'da Almanya'da kampanya var, işçi alımı var, tır şoför alıyorlar, ehliyet yok, dil yok, kod 95 yok, çıkın çıkın gelin diye şov yapan bazı arkadaşlar var YouTube'da da. Öyle bir durum yok yani, bu öyle bir şey değil. Tabii ben bununla alakalı bazı şeyler anlattım size. Sonra bazı arkadaşlar işte moralimizi bozuyorsun, motivasyonumuzu bozuyorsun gibisinden bir şeyler söylediler bana. Arkadaşlar ben biliyorum yani YouTube gibi mecralarda. Şimdi ben insanlara duymak istedikleri şeyleri söylersem, insanlara hayal satarsam, umut satarsam ya da insanların bazı duygularını suistimal edersem, dini duygularını ne bileyim ya da işte bu hayallerini vesaire, daha çok izleneceğimi, daha çok para kazanacağımı biliyorum. Ama ben böyle şeyler yapmıyorum. Benim yetişme ahlam, benim eğitim seviyem vesaire bunlara izin vermiyor çünkü. O yüzden ben olan şeyi söylüyorum. Evet, kod 95 kalktı diye bir şey yok. Kod 95'inizi almanız lazım. 6 ay süre verecek size. 6 ay içinde alıyorsunuz. Ehliyetsiz, Türk ehliyetiyle tır süreceksiniz falan filan diyorlar. O da yalan. Ehliyetinizi de değiştirmeniz lazım. Türk ehliyeti ile burada Alman plakalı bir aracı kullanma şansınız yok. Yani bundan %100 eminim. Hiçbir şekilde Türk ehliyetiyle burada gelip çalışamazsınız. Bunu söyleyeyim size. Peki bu çıkan göç yasasında neler oldu onu söyleyeyim. Şimdi yeni kanun geçti ve bazı güncellemeler geldi arkadaşlar. Sadece üçüncü taraf ülkelerin ehliyetlerini denklik şartı aramayacaklar. Bu ne demek? Denklik şartı aranmayacak demek, ben senin ehliyetini değiştireceğim demek. Yani seni tekrardan sınava baştan sokmadan ehliyetini değiştireceğim demek. Bunun için sana 3 ay 6 ay bir süre veriyorlar. Ehliyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. İşte vizeyle gelin, Almanca bilmeyin. Ehliyetsiz, kod 95'siz gelin, iş buluyorsunuz, Almanya alıyor, kampanya, haydi vatandaş gel gel diye YouTube'da çığırtkanlık yapanların söyledikleri doğru değil. Yani vizeyle buraya gelip iş bulma şansı, öyle bir şey yok arkadaşlar. Önce burada bir şirket bulmanız lazım kendinize. Bu şirketin size sponsor olması lazım. Belediyeye gitmesi lazım, göçmen dairesinden size evrak çıkartması lazım, davetiye çıkartması lazım. Bu Almanya göçmen dairesi tarafından onaylanması lazım. Onaylandıktan sonra size evrakları göndermeleri gerekiyor. Sizin yaşadığınız şehirdeki Almanya konsolosluğundan D vize, yani çalışma vizesi almanız gerekiyor. 6 aylık D vizeyle buraya gelip işbaşı yapıp sonra kod 95 6 ay içerisinde buradan almanız gerekiyor. Ya da ehliyetinizi de değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde işlemler oluyor. Yani bir firma bulmanız lazım, size sponsor olması lazım. Bu firma sizin için ciddi paralar harcaması lazım. Çünkü dışarıdan göçmen işçi geldiğinde daha yüksek vergilerle firmalar, şirketler karşılaşabiliyorlar. Bunu da sizin için bu şirketin yapması lazım. Size her açıdan kefil olması lazım. Sizin oturma izninizi o şirketin alması lazım. Bu şirketin bunları yapması demek, o şirket için masraf demek. Dolayısıyla yine işin içerisine şu giriyor. Sağlam bir referansınız olması lazım. Bir tanıdığınız olması lazım. Size kefil olan birilerinin olması lazım ki firma size güvensin. Bu evrak işlerine uğraşsın. Bunlarla uğraşsın. Bunların paralarını vesairelerini ödesin. Sizin işlemlerinizi yapsın, evraklarınızı alsın ki siz gelip burada çalışabilin. Yani bu süreç bu şekilde oluyor. Öyle YouTube'da bazı arkadaşların anlattığı gibi gel vatandaş kampanya var şeklinde olmuyor yani. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Yani özellikle işte Türkiye ehliyetini kabul ediyor vesaire, carçut falan filan, böyle bir şey yok yani. Almanya'da soğuk bir sabahtan tekrardan selamlar. Dün oldu, bir gün geçti. Yani dün gelmiştim arkadaşlar ben. Dün geldim, Almanya'daki yeni birliğime teslim oldum. Seyit Onbaşı aldı beni.
geldin abi. Hoş bulduk. Daha tam eşyalarımı falan yerleştiremedim de daha odam şu an belli değil çünkü arkadaşlar. Burada bir lojman var. Şoför arkadaşlarla beraber orada kalacağız. 2-3 katlıydı değil mi? 3 kat. 3 katlı. Şimdi dün akşam geldik Seyit. Ben daha henüz işe başlamadım resmi olarak. Daha sözleşme yapılacak falan filan. Bir oturma izni tekrar yenilenmesi lazım. Romanya oturma izniyle burada çalışamam. Onunla alakalı bir Polonya'ya gitmem lazım. O da nasıl oluyor? Polonya'dan oturma izni alıp kiralık olarak gösteriliyor şoförler burada. O şekilde yasal çalışabiliyorsunuz. Zaten benim Euro lisansım da var. Buradaki diğer arkadaşlar gibi. O da Avrupa ülkelerinde tır şoförlüğü yapmamı sağlıyor. Yani ona izin veren, müsaade veren bir lisans oluyor arkadaşlar. Pembe kağıt derler. Almanlar Rostpapier diyor. Öyle bir belge. Polonlar da A1'di. He? Polonlar da A1'di. Polonyalılar da A1 diyormuş ona. Dün gece bir servis yaptık. Seyit'le beraber. Ben de onunla beraber gittim. Ne yaptıklarını görmek için. İşi nasıl yaptıklarını görmek için. Bir yükleme yaptık değil mi? Boşalttık. Adrese ettik. Yani 180 km. Boşalttığımız yerden bir daha yükledik. Geri geldik aynı yere. Bir daha doldurduk. Aracı bıraktık hazır bir şekilde. Diğer şoföre teslim. 2023 model DAF'tı değil mi o? Evet. XG. DAF'la gittik geldik arkadaşlar. Şimdi bugün boştayız. Yarına kadar. Burada da Kenyalı Hakan abimizin arabası var. Onunla beraber bir fabrikaya gideceğiz. Zafer abi orada. Cerrancı diyebilirsiniz. Onunla bir oturalım. Çay kahve içelim dedik. Boştayken. Şimdi Seyit'le beraber oraya gidiyoruz. Seyit de eski videolarından tanırsınız. Şimdi Seyit'le birlikte aynı iş yerinde çalışacağız. Daha önce böyle durumlar oldu. Daha önceden İnşallah. Takipçim olup sonra arkadaşım olup sonra beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olmuştu. Onlardan bir tanesi rahmetli Emin kardeşimdi. Bir tanesi Koray abiydi. Koray abiye selamlar. Şimdi Seyit'le beraberiz burada. Kenyalı Hakan abimin Mustafa Kemal Türk plakalı BMW'siyle şimdi Eskişehir'den Grafşaft'a gidiyoruz arkadaşlar. Bu arabayla bir şeye gittik kanka. Türkiye'ye gittik. Benim Egea bu. Hakan abi önde, ben arkada. Vallahi arabanın canını çıkarttım ben arabam, bunu yetişeceğim diye. 6 silindir bu araba. Şimdi aynı arabayla Almanya'dayız işte. Sen ne zaman geleceksin abi sen burası? Evet arkadaşlar, Ceryancı abime dedim. Buraya kadar geldik. Dedim bize bir kahve ısmarlarsın. Orada tabii ki Ceryancı'ya yakışır bir şekilde makineden 50 kuruşluk kahve değil de bizi kafeye getirdi. Daha pahalı kahve. Oturuyoruz şimdi burada biraz sohbet edeceğiz. Zafer abi nasıl gidiyor? İyi vallahi, ne olsun. Sana sormak lazım. Bizde işler yoğun. Beni biliyorsun lan. Yeni başladılar şu an. Ya senin iş hayatın önemli. Sen şimdi yeni bir yere yelken açtın. Bakalım nasıl olacak? Aklımda hayırlısı, iyi olacağına i̇nşallah, inanıyorum da. İnşallah iyi olacak. Mutlak yeni kapılar, geçen gün konuştuğumuz gibi her zaman daha iyi olacaktır yani. Evet. Plakasın be. 1881 Mustafa Kemal Atatürk. Zafer abi alışveriş yaptı, bir şeyler aldı, onu bekliyoruz. Şimdi Zafer abi yola gidecek. 24 yapacak hesaplar ama yol çıktı. Pazisini yarım bırakıp yola gidecek. O yüzden gidiyoruz şimdi. Zafer abi bırakacağız, biz de eve geçeceğiz. Evet Zafer abi, sana iyi yolculuklar. Berlin mi? Berlin, 2 adres Berlin, 750 kilometre. Sana iyi yolculuklar abi o zaman. Görüşürüz. Hayatta sana başarılar. Eyvallah. Uykusuz geceler, uykular haram oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendine görüşürüz. 3 gündür bir videoyu bitiremedik. Bugün son an. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi işe gidiyoruz. Bir yükleme yapacağız. Onu boşaltacağız. Tekrar yükleme yapacağız. Geri geleceğiz. Onu boşaltacağız. Tekrar yükleme yapacağız. Ve bırakacağız. Değil mi? Doğru mu? Boşaltacağız. Gelip yükleyip arabaya vereceğiz. Yani bırakacağız. Arabaya vereceğiz. Başkası devam edecek. Şimdi fabrikaya gideceğiz. Ben de ilk kez artık kartımı taktım araca. Sürücü hazır diyor. Çabuk. Çabuk okuduk artık, güzel. Ama bence değil. Kart taktıktan sonra şuradaki E'nin yanındaki kare içi boşalmadan, yani içi boş bir kare olmadan hareket etmeyeceğiz arkadaşlar. Şu an kart verilerini indiriyor çünkü hala da.
Bu otoban cihazı galiba Almanya'nın. Burada şey yok. Araç Almanya'nın dışına çıkmadığı için yok. Şu ne? Şey Maut işte. O hangisinin Maut? Ha, bunun. Şu Maut he. Tamam, ona okuyor, gönderiyor bilgiyi. Şöyle olduğunda çıkabiliyoruz. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Devamı yani başladığımız zaman artık işe buradaki çalışma şekli, orayı neden bıraktın, neden başka bir şirkete geldin falan, bunları daha sonra bir videoda anlatacağım size. Buraya kadar izleyenlere teşekkürler, selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.